Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli seyircilerimiz, sizlere Camiül Kebir, yani Ayasofya Camii'nden hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Cenab-ı Hak yuvanızı, sevdiklerinizi saadette daim eylesin inşallah. Siyer-i Nebi, yani Efendimizin hayatını şöyle güzelce bu akşam, bu günlerde biraz daha solumak, biraz daha anlamak için gayret etmemiz lazım. Çünkü Kur'an Efendimizle anlaşılır. Efendimizin iyi anlaşılması, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması demektir. Bu arada kıymetli Hattat kardeşimiz Hüseyin Efendi bizlere şu anda yine bir İsmin Nebi'den, Esma-ün Nebi'den, Efendimizin güzel isimlerinden birisini yazmakla meşgul. Bakalım dersimizin, sohbetimizin sonunda hangi isimle karşılaşacağız? Yine her programda bundan sonra olacağı gibi şimdi de eminim ki merakla bekliyorsunuzdur. Şimdi bugün çoğumuzun bildiği, yani anlatıla geldiği mühim bir mevzu var. Nedir? Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman olması. Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman olması tabii Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın o çıkışından sonra, meydan okumasından sonra Kureyş ciddi şekilde endişelenmişti. Çok kudretli birisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almıştı. Bu arada kıymetli dinleyenlerimiz, ara sıra size hatırlatmış olacağız. Eminim ki yapıyorsunuz ama bu programın bir güzelliğe daha vesile olmasını gönülden arzu ediyoruz. O da biz Efendimizin ismini andıkça, hatta Efendimiz Resulullah dediğimiz zaman bile lütfen sizler salatü selamlarınızı hiç ihmal etmeyin ki bu salavat-ı şerifenin bereketinde hepimiz buluşmuş olalım. Bu güzelliği bu günlerde yakalamış olalım. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu hadisesini ekserimiz bildiği için biraz daha özet gitmek istiyorum. İşte Hicr'de, yani Kabe'nin bulunduğu hemen o Hicri İsmail denilen o yerde yine oturup konuşuyorlar, atıp tutuyorlar. Aslında dertleri bu işi yapabilecek kişinin Hazreti Ömer olduğunu bildiklerinden onu, Ömer'i Efendimiz'e kışkırtmak. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz sert mizaçlı bir insan, celalli bir zat. Fakat İslam'dan önceki devrinde de asla kaypak olmamış, karakterli bir insan. Belki de samimiyetle putlara inanıyor, bir de denebilir. Allah Teala'nın adetidir. İnsanlar akli delillerle asla olmaz ve bundan sonra bu iş düzelmez dediği noktada Allah Teala adeta sizin kudretiniz, yaptıklarınız bitti mi? Bitti. Şimdi seyredin bakalım nasıl tecelli ediyorum dercesine hep tarihte bunu böylece göstermiştir. Hatta hatırlayınız, Firavun zamanında çocuklar katledilirken erkeklerin katledildiği senede Hazreti Musa'yı Firavun'un kucağında büyütmüştür Hazreti Allah. İşte bunun gibi Hazreti Ömer Efendimizin de İslam oluşu tam da böyle bir zamanda, yani asla ondan bir İslamiyet eseri, Müslümanlık hali görülmesi ihtimali yokken zuhur etmiştir. İstedikleri oluyor, şöyle oluyor. Hakikaten de Hazreti Ömer Efendimizi kışkırtıyorlar. Ömer bin Hattab'ın da böyle dikkatini çekecek şekilde konuşuyorlar. Yahu içinizden bir tane adam çıkmadı. Bir öldüremediniz, bir şunun hesabını göremediniz dercesine tahrik ediyorlar. Ömer bin Hattab da bu mu diyor mesele. Ben hallederim. Kılıcını kuşanıyor. Hışımla yürüyor. Derdi Darül Erkam'a, Erkam'ın evine gidip Efendimiz'i şehit etmek, katletmek. Fakat bu arada Nuaym'e rastlıyor. Nuaym onun böyle gidişini görünce nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Muhammed'i halletmeye, öldürmeye gidiyorum deyince geç onları diyor, geç. Senden önce kardeşim Fatıma'ya, enişten Said bin Zeyd'e bak. Sen onları halledememiştin. Kalkıyorsun, ne yapacakmışsın? Muhammed'i öldürecekmişsin. Sen önce kız kardeşini bir düzelt deyince ne alakası var diyor. Onlar Müslüman değil ki. Uyuyorsun diyor Ömer, uyuyorsun. Onlar çoktan Müslüman oldu deyince Ömer bin Hattab iyice celalleniyor, iyice gadaplanıyor. Hemen yönünü değiştirip kız kardeşinin evine geliyor. Kız kardeşinin evine geliyor.
tam kapıyı çalacak, bakıyor ki içeriden bir ses, bir şeyler okunuyor. Daha evvel dinlemediği bir şey. Kıymetli dostlar, Hazreti Ömer Mekke devrinde 20'yi geçmediği söyleniyor. Hadi olsun 25. Okuma ve yazma bilenlerin sayısı bu kadar. Fakat Arap'ta şifahi kültür çok ileride. Yani değme bir adam 30-40 bin şiir okuyabiliyor veya beyit okuyabiliyor diyelim. Biraz kalbur üstü olan insanlar. Fakat Ömer bin Hattab Mekke'de okuma yazmayı da bilen nadir kişilerden biri. Bakıyor ki, dinliyor ki daha evvel duymadığı güzellikte bir şey. Merak ediyor. İçeride olan şudur aslında. Habbab bin Eret içeride Fatıma'ya ve Said bin Zeyd radıyallahu anhuma efendilerimize Kur'an öğretiyor. Duyuyor, kapıyı daha şiddetli vuruyor. Açmak istemiyorlar. Hemen Habbab'ı saklıyorlar. Açıyor kız kardeşi. Ne istiyorsun diyor. Bırak diyor, içeri gireceğim. Ne istiyorsun bizden? Bir şey, ses duydum diyor. Bir şeyler okunuyor. Sana öyle gelmiştir. Hayır duydum diyor, yalan söyleme. Biraz daha böyle çıkışıp da ne oluyor falan demeye kalkınca karşısına dikiliyor kardeşi. Ne olmuş diyor. Müslüman olduk. Elhamdülillah Müslümanız. Enişten de Müslüman. Sana ne olur? Ne düşer? Ne karışıyorsun bize? Canımızı mı alacaksın? Öldürecek misin? Diye kafa tutuyor. Hazreti Ömer bir vuruyor, tokat atıyor, kan içinde bırakıyor ağzını yüzünü. Fakat demek ki İslam olacağının ilk müjdeleri var ki bir merhamet gösteriyor, yaptığından utanıyor. Diyor ki senin derdin ne kardeşim, gel bakalım konuşalım, ne okuyordunuz? Hakikaten bir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Habbab bin Eret çıkıyor, biz Kur'an okuyoruz. Allah'ın Hazreti Muhammed'e bahşettiği, gönderdiği kitabı. Peki diyor, getirin ben bakayım. Hayır, sen bir kötülük yapacaksın. Yapmayacağım diyor, söz veriyorum. Peki o zaman, burası çok önemli. Burası çok önemli. Sen şu anda pissin, kalk abdest al. Kur'an'ı böyle tutamazsın diyor. Tamam diyor Ömer bin Hattab. Abdest almam gerekiyorsa okumak için abdest alırım. Gidiyor, tarif ediyorlar, abdest alıyor. Oturuyor. Hemen orada yazılmış olan veya söylenmiş olan Taha suresinin ilk ayetlerini okuyorlar. O devasa yapılı Hazreti Ömer yaprak gibi titremeye başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, yerin ve göğün sahibi olduğunu söylediğinde ayeti kerime, Hazreti Ömer'in müthiş bir sözü vardır. Bizim putların zırnık bir şeyi yok. Kendilerine ait küçücük bir dirhemleri de yok. Halbuki sizin Allah'ınız yerlerin göklerin sahibi. Ne muazzam bir Allah diyor. Ve tabii biz belki Arapçanın, belki Kur'an'ın o zevkini, o inceliklerini tadamadığımızdan bizi o kadar sallamıyor bu ayetler, ama Hazreti Ömer gibi şair, dili çok iyi bilen bir insan anında sarsılıyor. Ve şu sözü söylüyor. Asla bu söz bir beşer sözü olamaz. Hazreti Ömer Efendimiz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor. Sonra benim bir işim vardı diyor. Bir yere gidecektim. Evet, şimdi tam da gitme vakti diyor. Ve Erkam'ın evine doğru tekrar yola çıkıyor. Yolda haber veriyorlar. Erkam'ın evine Ömer bin Hattab yaklaşıyor diye hemen Resulullah Efendimiz'e endişelendikleri için haber veriyorlar. Halbuki Efendimiz az evvel dua etmiştir. Ellerini açıp, ya Rabbi iki Ömer'den birisini bize nasip eyle. İslam'ı Ömer'le teyit eyle diyerek Ömer bin Hattab'a da işaret etmiştir. Hazreti Hamza Efendimiz Efendimiz'in yanındadır. Ve alelacele gelip de Ömer buraya geliyor ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sükût etmiştir. Hazreti Hamza geliyorsa geliyor. Hayır için geliyorsa güzellik görür. Başka bir niyetle geliyorsa onun da karşılığını veririz diyerek Hazreti Hamza Efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında cengaver şekliyle duruyor. Ve geliyor Hazreti Ömer. İçeriye giriyor. Sahabi telaşta, acaba bir şey mi olur diye. Efendimiz müsaade ediyor. Niye geldin ya Ömer? Kılıcına davranıyor. Birkaç kişi de kılıcına davranacak. Efendimiz yine müsaade ediyor. Kılıcını çıkartıyor. Efendimiz'e uzatıyor.
emrindedir ey Allah'ın Resulü. Ben Müslüman oldum diyor ve oracıkta, o güzel yerde, oracık derken küçümsemek için değil, o müstesna güzel olan Efendimizin huzurunda İslam olduğunu müminlerin katında da ilan ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olur olmaz gadap hali celale dönüşüyor. Onun inat hali azme ve sebata dönüşüyor. Şimdi ne yapıyoruz ya Resulallah? Ne yapıyoruz? Gidelim ilan edelim. Kabe-i Muazzama'da bir namaz kılalım şöyle. İlan edelim. Sahabiden birisi Efendimizin sükut etmesini fırsat bilerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz daha çoğalmamızı bekliyor. Sayıca az olduğumuzu düşünüyor. Deyince kaç kişi olduk? Rivayette hanımlarla beraber biraz fazla ama erkeklerin sayısı 40 olduğu rivayet edilir. Seninle beraber 40 kişi olduk deyince Hazreti Ömer hayretle, 40 az kişi midir? 40 kişi çoktur diyor ve Efendimiz tebessüm ediyor. Kabe-i Muazzama'ya doğru hareket ediyor Müslümanlar. Bu ilk namazın, daha doğrusu namazın cemaatle kılınışının, beraberce bir cemaat halindeki gelişin ilanıdır. Hazreti Ömer'i görüyorlar, iyice şaşırıyorlar, öldürmeye gitti diyorlar. Ne oldu? Ölüm haberini beklerken Hazreti Ömer'in küfrü yolda katlediliyor. İman abidesi bir Ömer zuhur ediyor. Kabe-i Muazzama'da namaz kılınıyor. Namaz kılındıktan sonra beraber tavaf ediliyor. Hazreti Ömer'in muhteşem bir hareketi var. Geliyor Kureyşlerin olduğu yere. Az evvel öldürmek için ayrıldığı ve öldüreceğim diye kalktığı o yere geliyor. Tek tek bakıyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Benim adım Ömer İbni Hattab. Anladınız mı? Biliyoruz diyorlar. Anladınız mı? Anladık. Şimdi şunu da dinleyin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu da duydunuz mu? Donup kalıyorlar. Müslüman oldum. Benimle bir alıp veremediğiniz varsa hadi hemen kalkın diyor. Susuyorlar. Ömer bu. Hazreti Ömer. Hiç ses çıkartamıyorlar. Tamam mı? Tamam. Duydunuz mu? Duyduk. Diyorlar ki bu iş olmayacak. Nasıl olacak? Kimi göndersek etkilenerek geliyor. Kimi göndersek iman ederek bize kafa tutuyor. İşte bu hadiseler artık Kureyşlileri iyice bozguna uğratmış ve kendilerince tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Kendilerince. Aslında zorda oldukları bir şey yok. Ücret istenmiyor. Külfet istenmiyor. Malları ellerinden gitmiyor. İmanlı olun, insan gibi yaşayın, tek bir Allah'a inanın sözü teklif ediliyor ve bu şekilde hareket etmeleri kendilerine tavsiye ediliyor. Boykot sözü birazcık yavan kalıyor aslında ama bilmem nasıl ifade etmeli bu sözü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan ettiği 7. senede bu boykot kararını aralarında bir anlaşma metni haline getiriyorlar. Şi'bi Ebi Talip denilen, yani Ebi Talip'in muhallesi olarak anılan, Mekke-i Mükerreme'nin kuzeyinde kalan cihette bir şekilde Haşimoğulları oraya sıkıştığından, Müslüman olanlar da oraya biriktiklerinden dolayı buraya abluka altına alıyorlar ve boykot ediyorlar. Boykotun maddeleri şöyle: bir kere kimse Haşimoğullarından, Abdülmuttalip oğullarından bu şekilde kız almayacaklar. Evlilik bağı olmayacak. Akraba ilişkileri donacak. Başka? Hiçbir şekilde kız da vermeyecekler. Aile kurmalarına müsaade edilmeyecek. Yani dertleri kendilerince, ailevi münasebetlerden biz bunları mahrum edersek, aile ve akraba ilişkileri de fevkalade önemli olduğundan bir şekilde mecbur kalacaklar. En azından artık çoğalamadıkları için ve şiddetli işkence altında açlıkla, sefaletle onları perişan etmeye çalıştıkları için kaybolup gidecekler. Öyle zannediyorlar. Öyle umuyorlar. Fakat umdukları gibi çıkmayacaktır. Bununla beraber hiçbir şekilde kendileriyle ticaret yapılmayacağını da aralarında konuşup karara bağlıyorlar. Alışveriş yapılmayacak, mal alınmayacak.
Fakat kıymetli dostlar, mesele bununla kalsa gene iyi. Bu kanuna bile riayet etmiyorlar. Nitekim bu yazdıklarını Kabe'nin içinde bir anlaşma metni olarak yazıyorlar. Aramızda kararlaştırdık, bundan sonra Haşimoğulları bunları yapacağız. Fakat dediğim gibi böyle de kalmıyor iş. Mesela birisi çarşıya gidecek, bir şey alacak. Mal almaması için önünü kesiyorlar. Tacizde bulunuyorlar. Yemek, yiyecek, içecek almaması için taciz ediyorlar. Veren kişiyi de taciz ediyorlar. Tehdit ediyorlar, sakın ha. Parasıyla da olsa verme. Hele Ebi Leheb var ya, Efendimizin amcası. Fesubhanallah. Kıymetli dostlar, mesela bir mal mı alınacak? İşte şuna kadar 5 lira. Adama gidiyor diyor ki ben sana 50 lira vereceğim. Sen bu adama geldiğinde de ki 50 lira istiyorum de. Ama diyor bu 5 lira. Sen 50 lira iste. Satamam ki malı. Almazsa ben 50 liraya alacağım diyor. Bakar mısınız bağnazla? Yani ne olursa olsun zarar da etsem, iflas da etsem, aman bu İslam Müslümanlar bir kar elde edemesin diye kendi insanlarını bile satıp kendi bulundukları ortamı, devleti bile perişan etmeye hazır vaziyette yaşıyorlar. Ve böyle tek başına birkaç kişi korumasız Müslüman gördüklerinde zaten öldüresiye dövüyorlar ve hatta öldürmek istiyorlar. Herhangi bir mümin çarşıya çıkmak istediğinde yanında ya Hazreti Hamza ya Hazreti Ömer veya ikisi beraber gidiyor, alışveriş yapıyor ve onların korumasında tekrar Şi'bi Ebi Talib'e, yani Ebi Talib mahallesine geliyorlar. Bu kadar sıkıntıya rağmen kıymetli dostlar, bu çok mühimdir. Yani Ebi Leheb amcası olduğu halde bu kadar sıkıntı çektirmiştir. Ebu Talib asla Efendimiz'i korumaktan vazgeçmemiştir. Ve bu arada devamlı olarak taciz vardır. Ebu Talib'e gelip tehditler vardır. Artık şununla alakalı kestemeler vardır. Fakat hemen hemen her gün bunlar yaşanmasına rağmen Ebu Talib asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun himayesindeki bulunanlara, mahallesinde bulunanlara bir ihanet yapmamış. Ve burası çok mühim kıymetli dostlar. Asla halinden şikayet bile etmemiştir. Bu çetin günler bütün olanca şiddetiyle devam edecektir ama Allah'ın inayetiyle mucizelere ve güzelliklere de tam bir doğum müjdesi olabilecek sıkıntılı yıllardır. Bakalım kıymetli Hüseyin kardeşimiz ne yazmışlar bugün ismi Nebi'den. Şöyle öpeyim efendim, hürmetle alayım. Muhtar, muhtar deriz ya, muhtar seçilmiş kişi demektir. Ahmed-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtar güzel bir isimdir dostlar. Muhtar seçilmiş olan zat demektir. Hiç şüphesiz Allah Teala bu güzel hayırlı insanı, bu yegane güzel peygamberi biz ümmeti Muhammed ve insanlık için elbette seçmiştir. Geliniz biz de bol bol salatü selam edelim. O muhtarun nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de seçkin ümmeti olma şerefini salatü selamla en azından bir teşekkür gibi yerine getirmeye gayret edelim. Allah'a emanet olunuz ve selam.